İnsan yüreği, insan bedeni, insan kafası biz cennetten kovulduktan sonra bozuldu. Işık fışkıran bir kaynaktan çıktık, bir ulusu olarak bulana bulana çarpık çurpuk yozlaşarak bugüne geldik. Yaşar Kemal İnce Mehmet. Bence biz cennetten çıkmadık da cennet bizden çıktı. Kula bela gelmez, hak yazmadıkça hak bela yazmaz. Kul azmadıkça diye paylaşmış bir arkadaşımız. Yani faşoa belasını bulur bir gün. Umutsuzluk insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastlerin en korkuncudur. Umutsuzluk manevi bir intihardır. Jean-Paul Sartre yıkılış. Evet. Varoluşçuların sanılanın aksine, daha doğrusu onları tanımayan, bilmeyenlerin aksine ne kadar ümit var olduklarını görmek, bir kez daha görmek ne güzel. Albert Camus da aynı şekilde daima insana ışığı gösteren bir yazardır. Saat de insan vücudu gibidir. Çok defa alışılmış hastalıklar aranır. Yalnız bir fark vardır. Doktorlar tedavi ettikleri insanların bünyesini bazen bozarlar ama herhangi bir uzviyeti değiştiremezler. Halbuki bazen saat tamirinde bu olur. Yedek parça hikayesi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Artık diyorum da aslında 10 yılları bulan bir tarihi var. Organlar da değiştiriliyor. İnsan gübre, özgürlük de çiçektir. Nikos Kazantzakis. Bence özgürlük çiçek insanın gübresidir. Çünkü insanlar ancak özgürce yaşayabilecekleri bir ortamda gelişip serpilebilirler. Yeteneklerini ortaya koyup mutlu ve tatmin edici bir hayata erişebilirler. Yarınlar hep güzel olacak denir. Oysa bugünler dünün yarınları değil midir? Victor Hugo. Aslında dün ya da yarın diye bir şey yoktur. Hep şu an vardır. O yüzden yanılıyorsun Hugo dostum. Para Beni İsrail'in kıskanç tanrısıdır. Necip Fazıl Kısakürek. İsrailoğullarının, daha doğrusu Yahudilerin parayla ne kadar sıkı fıkı olduklarını az çok görüyoruz, biliyoruz. Ama Necip Fazıl'ın da para için ne taklalar attığı, onu da Allah bilir. Son zamanlarda en çok duyduğum cümlelerden biri. İnsanlar kötüydü, kitaplara sarıldım. Ya bu cümleyi gördüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Bu öyle bir ikiyüzlülük ki, yani o kitapları kim yazdı sanıyor bunu söyleyenler, bunu söyleyen ahmaklar. Yani Ernest Hemingway'in hayatına bakın. Hani kötüdürler diye demiyorum. James Joyce'un özel hayatına bakın. Kafka'nın hayatına bakın. En bilinenlerden biri. Dostoyevski'nin hayatına bakın. Tolstoy'un hayatına bakın. Yani bu insanlar hiçbirimiz aziz, melek değiliz ki. Bir arkadaşımız Sunay Akın'ın 62 Tavşanı isimli kitabını şöyle değerlendirmiş. Sunay Akın yazmış olmak için yazmış. Ben de okumuş olmak için okudum. Beğenemedim doğrusu. Belki de benim tarzım değildir. Kitabın adı Kız Kulesi de olabilirmiş. Çünkü her yerinde Kız Kulesi geçiyor. Ben bu kitabı okumadım ama Sunay Akın hakkında şunu diyebilirim. Kendini tarihe çok fazla kaptıran biri. Yani tarihe ve klişelere çok kaptırıyor ve bence gerçekten yapması gerekeni edebiyatı, şiiri ihmal ediyor diyebilirim.